Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Enteresan bir kaçış e, hikayesi, <laughs> kaçtığı gün ortalığı öververeye veren bir fundamız var. Funda Cengiz 14 yıllık hayat arkadaşını e, çocuklardan birini yanına alarak diğerini de babaya bırakarak hatta okulda bırakarak Çanakkale'de e, yaşayan, Bozcaada'da yaşayan Mehmet Kırcalı isimli kişiye kaçıyor. E, dün sordum ama böyle çok arada da kaynadı. Siz internet kullanıyor musunuz? Yok. Sosyal medyada var mısınız? Yok. Yani böyle hesaplarınız var mı? Yok. Bunların hepsini tek tek soruyorum ben cevabımı <laughs> alayım diye. Yani Evim Instagramınız? Hı? Instagram? Yok. Facebook? Yok o da. TikTok? Yok. Twitter? Yok. Diğer uygulamalar? Hiç. İnternet paketin var mı? Hiç Paketim da yok hiç yok. Eve internet bağlanıyor mu? Yok. İnternete ulaşabileceğim bir yerim var mı? Yok yok. Evet. Telefonun akıllı telefon mu eski usul tuşlu telefon mu? Tuşlu yani. Tuşlu. Evet, tuşlu. Ee, o telefon sana mı ait? O annemin ait. Evet. Annenin ait evet. bir telefon sen evet. kullanıyorsun. Evet, ben evet. Ee, eski usul küçük telefonlardan. Evet, küçük. Fundacığım. Bu sorunun cevabını bugün öğrenmem lazım. Ben ben boşanma davasını ben açtım abla bak. Onu bil, onu biliyorum. Bak. Onları biliyorum. Neler bak. yazdığını da biliyorum. Sonra seninle ilgili çocuklara tek başına annelik yapamaz eee raporunun olduğunu. Ben çocukla türü, ilgili bah. koruma kararının, denetim kararının çıktığını da biliyorum. Ben sana başka bir şey soruyorum. Fundacığım bak, devlet bile diyor ki bu kadın çocuğa tek başına bakamaz diyor. Yani senin anneliğinle ilgili diyor ki benim bu kişiyi anne olmuş ama denetlemem lazım. Çünkü bu çocuğa işte gereksi, gerekli ruhsal ve bedensel sağlığı veremez. Burada yazıyor. Ama ben vermezsen onu ona da vermem bana da vermem. Ben onu sormuyorum. da vermem bana da vermem. Fondacım, mademine, ha. Onu tamam sormuyorum. Ha. Sen bunu mesela <laughs> devlet bile bunu sosyal inceleme raporunu yazan o konudaki uzman bunu söylerken Mehmet Kırcı nasıl tanıdın? Kim tanıştırdı sizi? Ama bak, bak çatlayacağım. Bir arkadaş mıydı bana? O arkadaş kim? Ben söyleyemem yani bir arkadaş mıydı? Nereden arkadaşın? Yani bir arkadaş verdi. Söyleyemem Baş harfi yani. harfi mi? Hayır. Senin bir arkadaşın yok ki. Mürvet mi? Hayır. Onun da Mürvet değil. Bir kar daha. Yani mürvet Hanım'la tanışıyor musunuz? I -ı. Tanımıyorum yani. Mürvet orada. diye birini tanıyor musun? Tanımıyorum yani. Tanımıyorsun. Evet. Tanışan arkadaşın kim? Ama avlam bak. Ben tanımıyorum. Ta Orası bak. yayında çıkmayacak. Orası nasıl olacak biliyor musun sen söylediğinde? bir geçecek. Seni Mehmet'le telefonda tanıştıran, görüştüren... Ben söyleyemem sen söz, sen konuşma. Ee, sen mi? karışamazsın. Sen, sen konuşamazsın. Sen karışamazsın, Susar mısın sen? Mehmet'e senin numaranı sen veren, sus. senin numaranı Mehmet'e veren kişi kim? Ya annen? Hayır. Ya, ya da de ablan? Değil, hayır. Ablam da değil. Hayır. Bak, senin annen ve ablanın bu işe aracılık ettiği iddia ediliyor. Hayır. Ya hayır. onları bu? Funda'cığım ya onları değil. bu işten kurtaracaksın. Hayır, hayır. Ya da o kişiyi söyleyeceksin. Bunda Esra Hanım kulağına söyleyebilirsin. Hayatım sen, sen, şuradan bak, okula gidip seksus, iki sus, çocuğa sen sus. Sen bir saniye. Ne konuşuyorsun sen? niye? konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne Ne konuşuyorsun? Ne? Ne? ne ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ablacığım ama senin de koşman yani. Sen Aa, niye konuşuyorsun? <laughs> sen niye konuşuyorsun? Sen her niye şey mi konuşuyorsun? Funda sakin. Sen bana ne Şimdi... konuşuyorsun sen bana? Ne konuşuyor? <laughs> ne beni yapıyorsun? Ay her gideni gördüm ama onunki çok enteresandı. Hayır. Hem sakin. Kabul burada. Ben bu arada duymadım. Hülya Hanım söyledi. Serkan otur. Ee, Mehmet demiş ki söyleyebilirsin demiş Ben onu duymadım Hülya'm dedi ki böyle Mehmet, Mehmet Bey e, Sizi tanıştıran kişiyi söyleyebilir mi Funda? Funda gizlilik kalacaksa Hayat tehlikesi varmış Kulağınıza söyleyebilir Kulağıma söylemek ister misin? Yayında biplenir orası Biplemeye gerek yok kulağınıza söylersin Hayatım seni tanıştırma e, riskini almış, Sizi tanıştırma riskini almış biri. Ne gibi bir hayati tehlikesi olabilir Mario mu Serkan oynuyorsunuz ben ne yapıyorsunuz ben ya Sus konuşma sen ya ha, Serkan Bey bu bakmayla davranma. Sessiz mikrofonumu alın. Mikrofonumu alın. Onu da mikrofonla alın. Ne de ona bir şey söylerler. Hani bir isim söylerler ya. Kız kim o? Ha sarı çizmeli Mehmet Ağa. Nereden bu? Söyle. <laughs> Komşun mu? Komşun. O tanıyor mu? Çocuk yani e, komşuluğunuz ne kadar yakın oturuyorsunuz birbirinize otur arkanı ha? Evet. ne kadar yakın oturuyorsunuz hmm, bir, bir tane gördüm onu yalan söylüyorsun Fundaç Hayır yalan konuşmuyorum Ayşe de... diye bir isim verdi sarı çizmeli Mehmet Ağa Allah bilir yalvaçta kaç tane Ayşe vardı Aa, şey, bütün e... Ayşe'ler yazamıyor yoyo Yaz, yazamazsın bak ben sana bir telefon numarası verdim. Şimdi ben sana verdim bunu. Sen bunu arar mısın funda? Rakamları biliyor musun? Ver cep telefonunu. Bunu mesela şimdi verdiğim zaman sana. Anlatmasam o telefondaki kişiyi sana mesela sen korkarsın. Bu Mehmet kimdir? Necidir, bana zarar verir mi? O kişinin sana telefon numarası vermenin dışında Mehmet Bey'i anlatması lazım. Öyle değil mi Mehmet Bey? Doğrudur Avukat Yani şimdi bir dakika. Şöyle süslü, telefon, püslü. Tabii yani sizi de Mehmet Bey'i de iyi tanıması lazım. Ne ben şey? şimdi verdim sana bir Bugün... telefon numarası. Arar mısın o telefon numarasına? Arayamam. Hayır, anlam. Aramazsın. Tanıdığın biri aratır sana. Arayabilir anlam. misin? Tuşları şey basabilir misin numaraları? Numaraları basarım. Gördüğünü tekrar gör edebilirim. Evet. Peki. Yani. Şimdi bu arada sen eşine saldırmak istedin. Eşine saldırma sebebin ne? O adamın ne o günahı şiddet, var? O şiddeti, görüyor, o şiddeti görüyor, şiddeti yapıyor Aynen. yani bana. O adam şu anki Belli günahı kim ne? kim şiddet yapmaya evet, rastladım. Ya şiddeti çok gördüm yani ben. Anladım. Tamam. Evet. Bununla ilgili jandarmayı arasaydınız. Bak kaçtığın gün aramışsın. Ee, çocuğunu gördün mü Serkan cığım? Görmedim. Göstermediler abla. Niye göstermedi? Göstermedim. Göstermedim. Bak. O sormuyorum. varmıyor. Karı koca konuşuyor. Sen konuşma, beni bir dinle. Evet. Göstermedim. O tıpkını göstersin ben de onu göstereceğim. Ama çocuk okulda. Hayır. Getirdin mi sen çocuğu? Yok görmedim. Çocuk okula gitmiyor mu? Gidiyorum. Yani diğer çocuk okula gidiyor. Evet. Normal düzeninde. Şu onunla alakalı ya ki evet. çocuğun ben düzeni var. Ben ötekini görmek istiyorum ben. Hayatım çocuk ben, okula bak, gidiyor. Bak ötekini gördüm ben de göstermek istiyorum. Funda'cığım kaçan kim? Kaçan evet. kim? Ben. Sensin. Evet. O çocuğu bırakan kim? Alamayan yanına kim? Sensin. Evet. Alamama sebebin ne? Çocuk okulda, evet. eğitiminden geri kalmasın diye. E şimdi seni arayan bu, bulan bu. E sen diyorsun ki ben bu çocuğu göstereyim ama öbür çocuğu gösterirken. Tamam. Çocuk senin keyfin yüzünden, okuldan, eğitimden geç mi kalsın? Tamam göstereyim mademine. E tamam. sağ ol madem. Tamam gösterin. Gösterecekmiş madem. Tamam gösterin. Esra Hanım. Şimdi bana sen... karını bir anlatsana. Esra bu, Hanım bak boşuna kabul ettiği için biz buradayız. Bugün nasıl bir yayında Bey, yokuz? Mehmet Bey siz karışmayın bir dakika. Karı koca sen, konuşuyorlar. Soğuz. Buyurun. Bu kadını tanıyor musun? Tanıyorum. Ha? Tanıyorum. Hayır hayır. Çok Gerçek anlamda şu görmüş olduğun Funda'yı tanıyor musun? Değişik Şunu geliyor mu? Şunu tanıyamıyorum. Farklı şu anda geliyor tanıyamıyorum. mu? Şu anda tanıyamıyorum. Şu anda tanıyamıyorum. Eskiden böyle değildi. Kendini anlatamazdı. Böyle Hı -hı. saldırmazdı millete. Tabii saf insanım oldu. Sen giremezsin. Sen de gire. Sen, sen. Sen karışamazsın, sen karışamazsın. Ben niye karışmayacağım? Tamam karışmayacaksın. Kocağın Hayır. Kocağın ben beni. Ben boşanacağım da. Tamam mı? Boşanmayacağız. Boşanacağım. Hadi boşayacaktın, kabul ettin de boşamayı. Baksanıza. ya. yani. İsteyen boşanır, isteyen boşanmaz. Tamam boşa biz yayından çıkıyoruz aslanım. Biz yayından çıkıyoruz. Boşanacağım. Boşanacak değil bu. Siz hareket. çıkabilirsiniz yayın dışına. Siz çıkabilirsiniz Funda Hanım. Reşit ve bir birey aynı zamanda kendi kararlarını alabilen biri değil mi Funda? Ben Birinin yönlendirmesine ihtiyacın var mı? Benim. Yok. Sen kendi kararlarını alabilir misin? Aynen, evet. Ben kendi kararlarını ben. verebilir misin? Evet. evet. Mehmet'e de ki beni dışarıda bekle geleceğim ben de. de. Evet boşancam Hayır Mehmet'e de ki sen beni dışarıda bekle ben geleceğim de. Mehmet orada bekle ben geleceğim sonra. Çünkü birey. Yani Mehmet Bey ona sen gel çabuk biz çıkıyoruz diyemez. Mehmet seni yönlendirebilir mi? Yani Mehmet sana gel derse gider misin ben hemen? Ben giderim. Tabii giderim. Niye? Giderim. Hayatım sen Bana, tek... ben, onu ben onu seviyorum giderim. Hayatım sevgi ayrı. Sana hemen gel diyen birine gitmezsin ki bekle orada dersin. Benim işim bitmedi dersin. <laughs> ben giderim. Ha? Ben giderim. Fundacım sen oy kullanırken sana yardım ettiler mi? Oy mu? Evet gittin seçim döneminde oy kullanacaksın. Elinde kağıdın var. İşte seçmen bilgilerinin yazdığı. Orada numaralar var. Tam oy kullanırken nereye oy basacaksın? Hangi partiye? Bu konuda destek aldın mı? Biri yardım etti mi sana? Yanında ben yardım ettim, ettim hayır. abla. Hayır. Beraber attık ben girdim. Hayır. Kullanamadı. Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Herkes vardı orada. Hayır. Kullanamadığında beklediler ya iki Hayır. Sana. Nasıl hayır? Hayır. ...beraber kullandık seninle. Hayır. Şimdi o, yalbaç, e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ...sen kaçtıktan sonra... E, ...Serdar Bey şu if e, ifadede bulunuyor... ...benim eşim kendini çok iyi ifade edemez... E, ...zor kullanılarak kaçırıldığını düşünüyorum. Evet. Savcı videodaki kayıtları görüyor... ...kaçan bir kadın ve arkasından bir çocuk... ...o görüntüyü gördükten sonra... ...takipsizlik kararı veriyor. Evet. Siz takipsizlik kararına bakın... ...yine itiraz ediyor. Hayır diyor, benim e, eşim... Kendini ifade edemez, etki altında diye itirazınız var. Evet. Ama 13 Aralık'ta mahkemede e, verilen kararda, raporda şöyle bir ifade var. Bu rapordan sonra da Cumhuriyet Savcılığı'nın bence bunu incelemesi ve boşanma davanızın da eğer eşiniz yetki itirazında bulunmazsa uzun süreceğini düşünüyorum. İfade şöyle, kendisiyle yapılan görüşmede ifade etmekte kendisini zorlandığı... Okay. Yakınındaki kişilerin yönlendirmesine açık yapıda olduğu düşünülmüştür. Yani kolay yönlendirilebilir ve etki altında olabilir. Mehmet Bey, bu kadın da sizin yanınızda olduğu için evet. telefonda da size bunu ifade ettim. Evet. Bütün okları üzerinize almış durumdasınız. Evet, bu, Sadık, bu kadın yönlendiriliyor diye burada mahkemenin raporu var. Gerekirse bu kadının incelemeye tabi tutulup. ...kısıtlanması durumu bile söz konusu olabilir. Avukat Bey bu kadının aklı başı yerinde kararını kendi verebilir. Evet, Veremiyor. Evet. Nasıl verecek? Biz vermiyoruz. Yani, oyunu bile tek başına yani, kullanamayan sen. kişi ya, Allah bak, aşkına nasıl karar konuşma. verecek? Ya, Şimdi sus. telefon hattında e, bir ihbarımız var. Metin Bey e, telefon hattında. Bu telefon e, Mehmet Bey sizle ilgili. Metin Bey hoş geldiniz. <laughs> Alo. Çetin Bey'miş özür dileriz. Çetin Bey evet. merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba Esra Hanım. Hayırlı yayın. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Kim? Telefon kapandı. Peki biraz sonra tekrar bağlasınlar yayına. Fundacığım bak diyor ki avukat hanım mahkemedeki seni görenler de bu kadın çok kolay. Mesela Ayşe gelse biraz bir konuşsa Ayşe'nin yanından gider. Mehmet konuşsa Mehmet'in yanına gider. Ali konuşsa Ali'nin yanına gider. Hemen ikna edilebilir. O yüzden sen şimdi Mehmet'i seviyorsun ama ee, sevgine de saygı duyuyorum, yani duymak zorundayım şu anda bu cümleyi kurduğum için. Ee, fakat başka biri seninle biraz daha fazla ilgi gösterse samiyet kursa onun yanına da gidebilir misin? Zarar görebilirsin. Evet. Senin gel çocukların yanına gönderelim. Serkan'dan da boşan. Hiç Mehmetlerle falan uğraşma. Hadi. Ben, ben, ben Serkan'dan ben boşandım. İstersen seni annenin yanına gönderirim. Hayır. Niye? Hayır, ben gitmek istiyorum. Mehmet'in yanında Hayır. Tamam yani annenin yanı daha güvenli değil mi? Annemin de değil Peki Çetin Bey tekrar telefon attığında hoş geldiniz Zeynep. Evet, merhaba. Buyurun ihbarınız kiminle ilgili? Bu Mehmet Bey'in efendim. Nedir? Ben bu Mehmet Bey'den pazarcıyım ben Tokat Erbağlı'yım. İsmim Çetin Kurt. Buyurun. Ben bunu kadın satıyorum ben bunu iyi tanıyorum ha. Sen 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 önünde mi kadın satar Beni kardeşim, Çanakkale kadın her yere sorabilirsiniz. Öyle bir yalan yalan orada tutulup konuşmayın. Çanakkale yöresinde ben sorabilirsiniz. ben sana satıyorum. Sen yanıma gelmedin mi <laughs> kardeşim? bir de aha bu kadınları satıyor. <laughs> Lan kadın satıyordun ya sahil oyunda. Allah orda. bir versin senin. Şimdi beraber A, pazarcılık yaptığınızı... Girmiyor, da daha... dikkat edin. Siz pazarcılık mı yapıyorsunuz Mehmet Bey? Evet, evet, evet hayır, hayır. Evet. Ben inşaat işinde çalışıyorum Esra Hanım. Pazarcılık yaptınız mı bir dönem? Beyefendi sizi iyi tanıdığını hayır, iddia ediyor. Hayır, ben pazarcılık ömrüm hayatımda yapmadım. Yapmadınız. Yapmışsın işte. Tanıyanlar var. Tabii, tuttuk. Kim, kim bilir kimse tarafından. Tokat'a Kimdir gittiniz bu? Senin arkadaşınmış. Ben tanıyorum arkadaşımı olsa. Ben bütün arkadaşlarımı tanıyorum tamam mı? Çetin Bey siz Çanakkale'de mi yaşıyorsunuz? Evet ben Tokat'ta oturuyorum. Hayır Çanakkale'de bulundunuz mu? Çanakkale'yi ben her tarafı Türkiye'nin her tarafını geziyorum kardeşim. Geziyorsunuz. Evet. Anladım. Buyur. Mehmet Bey'le ilgili iddianız bu. E, o sağ da sağ bir, Oturuz, bu iddiayı kesinlikle de Bir, 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 tane de bayan vardı bir, bana bayağı tatmin kalsın bu terbiyesiz. Buyurun Mehmet Bey cevaplayın iddiaya. Esra yap. Hanım şu kadar söylemek istiyorum. İnsanlara dilini toplayıp konuşturmamazlık yapamazsın. Konuşur herkes herkesin hakkında. Ama, Ama niye Çanakkale, böyle bir şey söylesinler? Çanakkale yöresinde. Çanakkale yöresinde çıkın bir bir sorun. Öyle bir şey varsa kabul ediyorum. Öyle bir şey asla olamaz ya. Beni bütün Çanakkale'ye sorun. Kimse benimle ilgili olumsuz, olumsuz konuşmaz Beni diyorsunuz. Beni tanıyanlar da bağlanabilir Ama tarafından. şunu söylerler Mehmet Bey şimdi. Herkes herkesin hakkında konuşur da. Atıyorum ki e, kiremitten çaldı, çimentodan çaldı, malzemeden çaldı derler. Bu kadar ağır bir iddiada bulunmaları sizinle ilgili... Bütün Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Bütün bu kaynaklarla... Evet. Kim bilir ne, ne konuştun tanıdığın bir insandır. Evet. Kaç Ve benim yıldır Bozcaada'da benim Seni bozcaada'da yaşıyorsunuz. Bir tane açık olursun evet. Kaç, kaç yıldır bu, bu, bu da bu yaşıyorsunuz? Bu sistem hakkında dava atacağım. O şahsın ismini de öğrenmek açın, istiyorum. Açın, açın. Herkes evet. birbirinden dava atsın. Evet. evet. Keyfinizle böyle adliyeyi de, adaleti de meşgul edin. Senin Allah. arkadaş çıktı. Ee, kaç yıldır Bozca'da da yaşıyorsunuz beyefendi? Ben 96 yılın, 96 yılın son aylarından beri Bozcaada'sındayım efendim. Hep aynı yerde mi yaşıyorsunuz? Evet. Hep aynı yerde, aynı işi yapıyorsunuz. Aynı. Evet. Aynı bölgedesiniz. Aynı Bozcaada'sındayım Esra Hanım. Anlat. Nasıl tanıştınız bu Funda Hanım'la? Funda beni aradı. Ama diğer kalan kısmını bilmiyorum. Anlat. Yanlış numaradan aradığınız... Yani bir numara aradı ve bunun üzerine aradığınız... İsimsiz numaradan oldunuz. aradı. ben telefonumda kayıtlı olmadığı için isimsiz yazıyordu. Ben geri döndüm, öyle tanıştık. Hı hı. Yani hemen gel mi dediniz ya Mehmet Bey? Hayır, hayır. Hiç ee, bir tanımadığınız kim... birine insan korkar, evli midir değil midir? Bir de köye gidiyorsunuz ya saklı saklı. Avukat hanım tamam da... Köyde etapta... nasıl buluşuyorsunuz? Küçük köyde yabancısınız. bir Orada evli... Funda'yı herkes tanıyor. Çocuğunu okula götürüp getiriyor. Mehmet Bey siz nerede gördünüz gittiğinizde tamam. Kasım avukat ayında? Avukat hanım kabulleniyorum ama... Kasım ayında nerede buluştunuz beyefendi? Ana... Köyün orta yerinde değil herhalde. E, e, avukat hanım şöyle söyleyeyim. İlk defasında buluştuğumuzda bu çocuğu okula götürürken okul yolunda tanıştık. Tamam. Oturup böyle evet. saatlerce bir arada kalmadık. evet ne kaç dakika görüşme oldu? En olarak? fazla 10 dakika 15 dakika. 10 dakika. Siz sadece orada görüp gittiniz sana, mi? Herkes görsene evet, evet. oradan. Evet. Çok enteresan, şimdi küçük yerlerde yaşayanlar hani oradaki kültürü, oradaki alışkanlıkları bildiği için bana çok garip e, geliyor. Ben samimi olarak söylüyorum, doğru söylüyorum Esra Hanım. Sizin Çanakkale, yani yaşadığınız yerde bir düzeniniz var mı? Var. sürekli çalıştığım işim var. Ne, nerede yaşıyorsunuz? Bozcaada'sında. Bozcaada'da. bir kulübede mi yaşıyorsunuz? Normal bir evde. Normal bir evde yaşıyorsunuz. Kaç yıldır o evde yaşıyorsunuz siz? 15 yıldır falan oldu. 15 yıldır yani ev sahibiniz hep aynı kişi. Aynen aynı kişi. Şaşırdılar mı Funda Hanım'ı görünce etraftaki insanlar? Şaşırmadılar. Niye? Çünkü bekar olduğum için şaşırmadılar. Kaç Hı. yıldır yalnız yaşıyordunuz siz? Ben e, bayağı uzun zamandan beri yalnız yaşıyorum. Ya Hiç hayatınıza bu dönemlerde biri girmedi mi? Girmedi. Hiç girmedi. İlk kez uzun yıllardan sonra Funda Hanım mı girdi? Evet. Hı. Peki bu durumu öğrendikten sonra komşularınızdan biri herhangi bir tepki verdi mi? Vermedi. Tanımadığım numaralardan sadece mesaj geliyor tanımadığım kişilerden. Ne diye mesajlar geliyor? Ne yazıyorlar size? Argo kelimeler kullanarak mesaj yazıyorlar. Size? Evet. Beni tanıyan arkadaşlarım hepsi bağlanabilir Esra Hanım sorabilirsiniz yani. <laughs> Tanıdıklarında aynı sen gibidir. E, komşunuz telefon hattında Mehmet Bey. İsterseniz siz alo deyin. Değil mi efendim? Buyurun alo deyin. Alo. Alo. E, buyurun. E, merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz Zeynep selamlar. Selamlar nasılsınız Esra Hanım? Çok teşekkür ediyorum siz. Esra Hanım Çanakkale'den arıyorum ben. O Mehmet Bey'i tanıyor kadın pazarlıyor. Kim bu kim? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ya, o Funda Hanım'a seslenmek istiyorum. Bir kadın olarak sesleniyorum. Ben de kız evladıyım. Kızım var. Duyuyor musunuz? Esra Hanım değil mi bu bayağı? Ha. Kendini ee, tanıtsın. Funda Hanım'a seslenmek <laughs> Ben dönmek istemiyorum. Hayır. Bak kızım bak pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın bak. Bir ay sonra veya iki ay sonra... ...başına vuracaksınız. Zaten biz... Hayır ben... Oldu zaten hikayeyi evet, merak etmeyin. Hayır. Bak kızım bak sana de Aa Mehmet... Sen bu, Mehmet kendini tanıtınca kendini tanıyorum. kimsin sen? Hayır, bak ben... Mehmet Bey'i çok iyi tanıyor. kadın pazarlıyor. Gerçekten Ay. çok kötü bir insan. Hayır Uzaktır ben dönmek istemiyorum. Sizin daha önce ilişkiniz oldu mu bu beyefendiyle? Hadi buyurun. Benim buyur. mi Esra Hanım? Evet. Hayır Esra Hanım ben evliyim ama... Aa işte yalanı meydana çıktı. Hayır, ya, esna, ben de ilişkisi olmayan bir insan nasıl tanıyorum? Esra Hanım Mehmet Bey bu konuda böyle çok sayısız ihbar geliyor. Niye sizle ilgili böyle ihbarlar esna geliyor? Esra Hanım beni tanımayan Hayır. bir insan nasıl böyle hitapta bulunuyor? İlişkisi olmayan bir insan. İyi ilişkiden bahsetmiyor. Tanıdığını söylüyor. Sayısız böyle ihbarlar geliyor. Komşunuzmuş Mehmet Bey. Nereden? Bozca'da mı yaşıyormuş? Evet. Ben 96 yılından beri Bozca'da yaşıyorum. 96 yılından beri orada yaşıyorsunuz. İyi misin Funda. Her şey yolunda mı? Ben çıkmak istiyorum. Tamam çıksa hadi. Ben Ver telefon numarasını ararsın mararsın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Sen çok seviyorum. Ben de seni Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.